Başak Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Başak olanlar 2025 yılının gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2025 yılına. Yılın hemen başından itibaren kadersel düğümler Başak ve Balık ekseninde transte başlıyor olacak. Bu sütün kadersel olarak çok önemli bir yıla giriş yapacağınızı gösteriyor. Özellikle ketonun sizin burcunuzda yer almış olması fazlaca geçmiş gündemlerin, geçmiş eylemlerin, geçmişteki insanlar, geçmişteki gönül ilişkileri ve bunlarla bağlantılı konularda ister istemez bir takım böyle kararlara çekileceğinizi gösteriyor. Ya da mevcut hayat hani sürecinde onlar hayatlarıyla ilgili bir takım kararlar alıyor. Bundan etkilenerek sizin bir takım hamleler yapma ihtimaliniz de yine yoğun diyebilirim. En hani nihayetinde ketu birinci evden geçerken kişi böyle biraz geçmişte yaşıyor olabilir. Örneğin yeni bir gönül ilişkisi içerisindedir. Ama zihin fazlaca geçmişteki o duygulara çekiliyor, onları arıyor olabilir. Bununla bağlantılı bir etki verecektir. Yıl boyunca kadersel düğümler birinci ve yedinci ev ekseninizde evlilikle, evlilikle bağlantılı, ilişkilerle bağlantılı ortaklıklar ve sağlığınızla ilgili konularda birtakım takım kadersel dönemeçlerde olacağınızı gösteriyor. Ve bu eksende 3 tane de tutulma gerçekleşiyor olacak. İlki 14 Mart'ta gerçekleşecek bir ay tutulması. Sonrasında 7 Eylül, sonrasında da 21 Eylül'de tutulmalar gerçekleşecek. Bu 3 tutulma Fiziksel görüntünüz, toplumdaki intibağınız, e, hayata dair ilişkiler e, başlığında alacağınız kararlar. Kimileriniz böyle evlilikle bağlantılı kararlara çekiliyor olabilirsiniz. E, bu dönemde ortaklıklar tahsis etmek adına yoğun bir etki verecektir. Ve böyle özellikle 14 Mart ve 21 Eylül tarihleri hayatınızda böyle kadersel planda alacağınız önemli kararların arifesinde olacağınızı gösteriyor. Belki böyle bir yükünüzden arınıyorsunuz. Geçmişten bugün hani hayatınızda hep böyle Böyle sizi dibe çeken ya da kararlarınızı olumsuz yönde etkileyen ve bir takım hani kararları veremiyorsanız işte bu tutulma bu kararları size verdirtecektir. Daha radikal, daha böyle sizden beklenmeyen bir cesaret, bir karar etkisini çok tetikliyor. Bazen tutulmalar öyledir yani kişi bir şeyi hep planlar ama o cesareti kendinde bulamaz. İşte bu tutulmaların tamamı size bu cesareti verecektir. Burada hani böyle hayata dair keskin bir takım virajlardan geçeceğiniz etkiler barındırıyor. Bir diğer tutulma ise 29 Mart'ta gerçekleşecek. E, bu tutulma biraz daha böyle zor bir takım meseleleri aktive etmek adına, e, zorlukları çözebilmek adına, banka kredileri alacak verecek konuları ve bu bağlamdaki etkileri biraz daha hissedeceğiniz bir tutulma olarak duruyor. Bir miras konusunu halletmek ve burada yeni bir taze başlangıç yapmak adına etki verebilir. Ancak fazlaca retrolar olacağı için burada biraz pürüzler de yine olacaktır bu tutulmanın içerisinde yılın e, arka planında kadarsal düğümler ve bu bahsetmiş olduğum eksende birtakım böyle hani kişinin alacağı kararlar, gündemler ya da mevcut süreçlerden ister istemez bu konularla ilgili bir takım meşguliyetler verecektir. Sonrasında diğer en önemli etki ise 9 Haziran'da gerçekleşecek. Jüpiter artık Yengeç Burcu'nda transite başlıyor olacak. Bu transite sizin böyle şans ve fırsatların artık daha çok sosyal çevre ilişkileriniz, arkadaşlar, daha kalabalık kitlelerle hayatınıza akacağını söylüyor. Burada bir bir sosyal çevreye dahil olmak, bir gruba dahil olmak, bir parti, bir derneğe dahil olmak hayat ideallerinizi gerçekleştirmek adına size daha fazla fırsat sunacaktır. Burası aslında biraz kalabalıkların noktasıdır. Hani bu dönem ne kadar sosyalseniz, ne kadar kalabalıksa, kitlelerle böyle iş birlikleri içerisinde iseniz o kadar kazanacaksınız diyebilirim. Bu dönem böyle sosyal bir kelebek olma ihtimaliniz de yine çok yoğun duruyor. Büyük kardeşiniz ya da büyük bir kuzeniniz var ise onların hayatları ile ilgili güzel gelişmeler olabilir ya da siz onlardan destekler görebilirsiniz. Örneğin hayata dair bir kariyer rotasında Hani bunların referansları ve bunların referanslarıyla açılan çok güçlü kapılar olabilir. Hani bu bağlamda böyle güzel bir destekleyici etki hissedeceksiniz 9 Haziran ve sonrasındaki süreçte. Aynı zamanda bu süreç böyle bir ünvan sahibi olmak adına olumlu bir tetiklenme oluşturur. Uzun zamandır emek verdiğiniz, gayretlerinizin artık böyle meyvesini yiyeceğiniz bir zaman. 9 Haziran'dan öncesindeki zaman dilimi ise daha çok böyle annenin hayatı yani yılın ilk yarısı annenin hayatı, sağlığı ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir. Bir statü mevkii konusunda böyle olumlu tetiklenmeler olabilir. Medeni durum değişikliği verebilir. Evlenmek ya da boşanmakla bağlantılı bir takım konuları aktive edebilir. Burası böyle alkış almakla ilgili bir dönem e, olacağı için. Hani böyle kişi alkış alacağı bir takım kararlar alıyor olabilir özellikle işiyle ilgili olarak. Yılın ilk yarısı böyle ikinci yarısı da daha sosyal bir kelebek, daha böyle kalabalık kitleler interaktifliğin arttığı bir dönemi tetikliyor olacak. Yılın diğer önemli etkilerinden bir diye ise Satürn artık Koç burcunda transite başlıyor olacak. Bu transit böyle hani bir ufak bir dokunuş gibi olacak. Yani ilk derecelerde şöyle bir ilerleyecek sonra geri hareketiyle tekrar Balık burcuna gelecek. O nedenle aslında 2025 yılının yaz ayları 25 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında siz 2026, 27, 28'li yıllarda hangi konularda zorluk yaşayacağınızın ön bir fragmanını hissediyor, yaşıyor olacaksınız. Şimdi bu konular neler diye baktığımda. Çünkü böyle Satürn geldiği yeri biraz zorlar, biraz imtihanlara tabi tutar, biraz böyle kritik kararlar ve zorlayıcı bir takım gündemler yaşatabiliyor. Bunlar sizin böyle daha çok ameliyatlar, cerrahi müdahaleler. Bu dönem böyle biraz krizleri çözmekle bağlantılı konular içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bir diğer ele ihtiyaç fazlaca duyacağınız etkiler söz konusu olabilir. İşte birinin yardımına ihtiyaç duyma, birinin gücüne ihtiyaç duyma gibi etkiler verebiliyor. Ve bu dönem e, birilerinin böyle vefatını fazlaca duyabilirsiniz, Birilerinin ameliyatlarına çok fazla hani e, tanık olabilirsiniz ya da çok fazlaca bu konular gibi bir şeyler duyuyor olabilirsiniz. E, bu sizin de bir takım ameliyat tarzı durumlarınızı verebilir ama hani en nihayetinde burası zor zor bir nokta. Hani Satürn buraya geldiğinde e, kişiyi böyle birilerinin zorluklarına vakıf kılabiliyor. Öyle yani birinin zor bir durumunu hep böyle gözünüzün önünde görüyor olabilirsiniz. Hani böyle bir etki verebilir. Hani bir kaza olur sizin önünüzde hani cereyan eder vesaire gibi bir durum e, gerçekleşebilir. Ve burası ameliyatların da noktası olduğu için de böyle bu dönem ufak operasyonlar vesaire olabilir. E, özellikle Satürn buraya geldiğinde e, krediler, bankalar, vergiler, alacak verecek konuları ve borçlarla ilgili bir takım stresler oluşturabiliyor. Örneğin birine borç vermişsinizdir. Hani zamanında ödemeyebilir, sonra siz hani başka birine e, o borcu alacağınız yönde kefil olmuşsunuzdur, burada zorluklar yaşayabilirsiniz. Ya da birinin banka kredisine kefil olmuşsunuzdur, hani ödemez size kalır vesaire gibi durumlar olabilir. Gibi gibi yani burası bankalarla ilgili, Krediler, alacak verecek konuları, borçlarla ilgili bir takım stresler yaşayabileceğiniz etkileri oluşturuyor. Burası aynı zamanda evli bir bireyseniz, eşinizin gelirlerinde bir takım böyle daralmalar olabilir. Ya da eşiniz bu dönem çok daha hani cimri olabilir, hani fazlaca parayı. E, tutuyor olabilir. Hani böyle bir etki de verebiliyor. Ve e, Satürn buradaki transit de aslında bu bahsetmiş olduğum alanlarda ne kadar zorluk yaşatırsa yaşatsın kişinin iradesini güçlü kılacağı da bir etki oluşturuyor. Çünkü zor bir evde zor bir gezegen iradeyi de güçlendirir. Yani kişi bu dönem Hani geçmişte hiç olmadığı kadar daha dirayetli daha güçlü daha soğukkanlı hani zorlukları halletmede e, böyle daha hani o mantık ekseninde hareket ediyor da e, olacaktır böyle daha güçlü kılacaktır sizi. Bu dönemi bir negatif yanında şudur psikolojik rahatsızlıklar verebiliyor böyle biraz daha e, yersiz kuruntular kaygılar ya da psikolojik rahatsızlıklar verebiliyor. Bir de e, şunu belirteyim hani 8. ev transitleri de böyle banka ödemeleri, kredilerle ilgili örneğin bir takım böyle planlar yaparsınız. E, ödeyebileceğiniz düşündüğünüz hani bir kredi imza atarsınız. Hani burada çok hesaplar çok doğru olmayabilir. Yani onu da anne Biraz ince hesaplarınızı iyi yapmanızı öneririm. Çünkü çekeceğiniz krediyi sonra ödeyememe gibi durumlar yaşama ihtimalinizi verebiliyor. Böyle zor bir noktadaki trans ile. Bir de genetik olarak sağlık sorunlarının biraz daha üzerine gitmekte fayda var. Bu tip sağlık konularını da aktif edebilir. Genetik rahatsızlıklar sizde var olabilir ya da bu bir şekilde açığa çıkabilir olarak duruyor. Sonrasında yılın genelinde yükselen yöneticinizin üç farklı zamanda geri hareketi olacak Merkür'ün. Bu da sizi biraz daha yoğun etkileyecek. Bunların ilk 15 Mart ve 7 Nisan, diğeri 18 Temmuz ve 11 Ağustos ve son olarak da 9 Kasım ve 29 Kasım tarihleri arasında önemli karar girişim ya da hamlelerinizi denk getirmemenizi öneririm çünkü o dönemler biraz daha böyle problem ve pürüzleri açık dönemler olarak duruyor Örneğin evlilikle ilgili kararlar ya da hayata dair önemli radikal kararlar adına çok iyi zamanlar değil daha böyle araştırılmalı hani beklemede kalmak size daha avantaj sağlayacaktır. Genin etkileriyle bu şekildeydi. Umarım çok keyifli, ve güzel enerjilerle dolu bir yıl olur. E, muhakkak ki kanalıma abone olmayı e, unutmayın. Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.